İşte sıcak durum bu. Coğrafya bir bakıma kaderdir deriz ama yaşanılan coğrafyada mevcut dengeleri lehine çevirmek için yapacakların doğru stratejiyle mümkündür. Çevremizde son yıllarda olup bitenler, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere kuşkusuz, son tahlilde bizi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarında var olan haklarımızın korunması konusunda ileri ve kararlı adımlar atmaya zorluyor. Bunun için yaptıklarımız ve yapacaklarımızsa hem kendimiz hem coğrafyamız için var olabilme mücadelesi anlamına geliyor. Bunun için attığımız her adım büyük stratejinin bir parçası ve tamamlayıcısı olmak zorunda. Peki Türkiye için nedir bu büyük strateji? Hangi kararlar ve önlemlerle hayata geçecek, geçebilir? Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlisi, harp tarihi ve askeri strateji uzmanı Sayın Sefa Özkaya ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam da bu konuda sizin bir analiz kaleme aldığınızı biliyoruz. Önemli bir yazı. Biz de çok faydalandık açıkçası o kaleme aldığınız makaleden. Nedir hocam büyük strateji? Yani bir yandan Doğu Akdeniz'deki bu enerji gerilimini konuşuyoruz ki hiç alakası olmayan ülkeler de içinde. Fransa gemi göndereyim diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuya dair bir yasa çıkarıyor. Sayın Cumhurbaşkanı tabii Osaka'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Gerek Amerikan Başkanı'yla, gerek Rusya Devlet Başkanı'yla ve sonrasında Çin Devlet Başkanı'yla. Bunların hepsi anlamlı. Hepsi bir araya geldiğinde o puzzle'ın parçaları yerine oturuyor ama hani coğrafya kader midir, değil midir? Fakat geldiğimiz nokta bu. Nedir Türkiye'nin büyük stratejisi? Evet, şimdi özellikle şunu belirtmek lazım. Her devletin varoluş sebepleri vardır. Bir de bu varoluş sebeplerine, daha doğrusu varoluşunu sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklar vardır. Bu kaynakların maddi ve manevi kaynaklar diyebiliriz. İşte şu anda Türkiye'de de asıl hani gündem olması gereken ve olan, haklı bir şekilde olan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin maddi anlamda var olmasını devam ettirebilmesini sağlayacak çok önemli bir meseledir. Bu uluslararası hukuki anlaşmalardan doğan hakkımızdır. Öncelikle bunu bilmemiz lazım ve bunu vurgulamamız lazım. Doğu Akdeniz'de son yıllarda, son 10-13 kadar yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde hidrokarbon başta olmak üzere petrol ve doğalgaz yatakları tespit edildi. Bunlar da tabii çok büyük bir miktar, bu 3 trilyon dolar. Burada Türkiye'nin doğal hakları var. Zaten arka tarafta da burada bulunan haritada Türkiye'nin bölgesi aslında çok büyük. Fakat bu büyük olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Önemli olan devlet bunun arkasında ne kadar duruyor. Biz hep söylediğim şeydir. Tarih boyunca maalesef son 300 yıldır pek çok treni kaçırdık. Maalesef ki kaçırdık. Fakat bir tren vardı ki onu hiç kaçırmadık. Doğu Akdeniz. İşte Doğu Akdeniz son 15 senede devletimizin, özellikle silahlı kuvvetlerimizin ve yine deniz kuvvetlerimizin, savunma bakanlığımızın üzerine titreyerek durduğu bir şeydi. Ve devletimin devamı için elzem bir mevzuydu. Çok üzerinde durmamız gerekiyordu. Şu anda biz şükredebiliriz ki bu treni kaçırmadık ve asla da kaçırmaya niyetli değiliz. Çünkü Türkiye bunu bir izzeti nefis mücadelesi şeklinde görüyor. Dolayısıyla coğrafya kaderdir sözünden yine yola çıkacak olursak, son yazdığım makalede de bunu anlatmaya çalıştım. Bu kaderin 3 tane noktası vardı. 2 tanesi coğrafya ile ilgili. Kıbrıs, yine Meis Adası ve S-400'ler. S-400'ler de aslında bunun bir parçası. Neden parçası? Çünkü deniz anlamında veya kara anlamında ne kadar kuvvetli olursanız olun, eğer hava gücünüz yoksa veya hava savunması yapamazsanız bunlar çok rahat vurulabilen hedefler haline geliyor. Yani siz çok büyük bir orduyla ancak çok hantal bir hale dönüşebiliyorsunuz. Bunun içinde ya çok güçlü bir hava gücünüz olacak veya çok güçlü bir hava savunma sisteminiz olacak. İdeal olanı her ikisidir. Nitekim biz her ne kadar bu 15 Temmuz sonrası bir miktar zayıflasa da pilot sayımız, biz şu an bunu telafi etme durumundayız ve
ediyoruz da diğer taraftan da bu hava savunma sistemleriyle de bölgedeki stratejik atılımlarımızı yaptık. Ama burada özellikle terminolojik olduğu için Grand Stratejik diyorum. Yani uluslararası terminoloji o şekilde geçmiş olduğu için siyaset ile strateji arasındaki bir seviyedir bu. Yani bazıları işte soruyorlar ya işte Grand Strateji nedir bu? Bu biz askeri olarak bazı tasnifler yaparken işte teknik seviye deriz. Taktik seviye, operatif seviye. Onun üstü stratejik seviyedir. En üstte siyasi seviye vardır. Yani siyaset devletin aldığı kararlardır. Bu devletin aldığı kararların askeri olarak uygulanma en yüksek perdeden milli menfaatler için uygulanma biçimine de grand strateji, yani büyük strateji diyebiliriz. Aslında Türkiye son yıllarda dedi ki benim temel meselelerimden birisi Doğu Akdeniz'dir. Buradaki haklarımdır. Bunları yedirtmem kimseye. Çünkü biz buradan elde edeceğimiz maddi kazançla maalesef tarihte daha önce dediğim gibi basit bir örnekle izah edeyim. Varımızı, yoğumuzu toplayarak 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce iki tane çok büyük dreadnought İngiltere'den satın almıştık. Sultan Osman ve Reşadiye gemileriydi bunlar. Parasını teslim ettiğimiz halde bunlar bize teslim edilmedi. Yani maddi karşılığını verdiğimiz halde bunlar bize teslim edilmemişti. Dolayısıyla böyle kayıplarımız çok olmuştu. Ama bu çok büyük bir miktar, çok büyük bir yatak, çok büyük yataklar var daha doğrusu. Ve Türkiye burada kararlılığını vurguluyor. Şimdi tabii bu anlamda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz çok çok önemli. Hani neden şimdiye kadar yoktu? Evet yoktu ama artık Türkiye bunları alabilecek. Parasını ödeyip alabilecek ve o sondajları yapabilecek güçte. Şimdi tabii Kıbrıs dediniz, Meis dediniz, S-400 dediniz. S-400 sadece bir hava savunma sistemi değil. Yani S-400 sadece S-400 değil. Dediğiniz gibi aynı zamanda sadece uluslararası haklardan doğan durumunuz değil. Yine siz makalenizde diyorsunuz ki zayıf olduğunuzda sadece uluslararası hukuka dayanırsınız ama bunun bir adım ötesi var. Güçlü olmanız gerekiyor. Her anlamda güçlü olacaksınız ki o hak ettiklerinizi ya da uluslararası hukuktan doğan haklarınızı aynı zamanda muhafaza edin ve de bunları alın. Kesinlikle. Yani özellikle eski Yunan Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı'nın açıklamalarıydı bunlar. Yani özellikle hukuka riayet edilmesi. Türkiye burada hukuksuz bir şey yapmıyor. Tabii o hukukçuların belki daha profesyonelce açıklayabileceği bir şeydir ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Ege'de tam tersine hukuksuz hareketlerde karşı taraf bulunabiliyor. Yani tarih boyunca da olmuştu bu. Ama burada uluslararası hukuk, evet buradan kaynaklanan haklar var. Fakat siz bunları askeri olarak koruyabildiğiniz kadar bu haklardan yararlanırsınız. Koruyamazsanız o haklar elinizden alınır. Ama bizim böyle bir şey niyetimiz görüldüğü üzere yok. Şimdi tabii Suriye meselesi aslında o da işin içinde. Dolaylı olarak bizim Suriye'deki amacımız belli. Ya Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ne istediğimiz, ne yapmaya çalıştığımız son derece ortada. Sayın Cumhurbaşkanı bunu defaatle ifade etti. Fakat şimdi Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? Amerika'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var dediğimizde sanki biraz daha netleşiyor değil mi o fotoğraf? Evet. Suriye özelinden yine yola çıkacak olursak birkaç yıl önceden beri genel gündem maddesi Suriye'ydi ve ben Doğu Akdeniz'e dikkat çekmeye çalışıyordum. Çünkü özellikle dediğiniz gibi işte Rusya, Amerika, Fransa veya diğer güçler dünyanın her yerinde işte gemisini yürütebilen, yüzdürebilen güçler. Şimdi böyle olduğunuz zaman siz ekonomik haklarınızı koruyabiliyorsunuz ama güçsüz olduğunuz zaman uluslararası hukuk size bu zemini verse bile koruyamıyorsunuz. Suriye yine üzerinden gidecek olursak Suriye buraya kıyıdaş bir ülke. Önemli taraflarından birisi bu. Bu kıyıdaşlık iki şekilde önemli. Bir, Kuzey Irak petrolleri ve bu petrollerin Akdeniz'e iniş güzergahı üzerinde bulunması. Nispeten düz bir coğrafya Irak'a göre. Bir, bu açıdan önemli. İkincisi de münhasır ekonomik bölge bakımından, yani münhasır ekonomik bölge dediğimiz şey, kıyıdaş olmanız gerekiyor sizin orada hak iddia edebilmeniz için ve Akdeniz'e en uzun
belki de en uzun kıyısı olan ülke biziz Ege'yi de katarsak. Evet. Dolayısıyla hani bizim burada varoluşumuz aslında coğrafyanın bir kader mi değil mi sorusunu çok güzel cevaplıyor. Yani biz burada varız. Bu başka kendisini nerede gösteriyor? Suriye örneğinde gösterdiği gibi. Diğer taraftan da işte bazıları ben bazı okuduğum yabancı kaynaklarda bu civardan çıkartılacak petrol işte İsrail diyor ki bana gelsin. Mısır da diyor ki yok ben de depolayayım. Halbuki bunları haritada da görüldüğü üzere siz İsrail'e götürüp oradan geri getirecek boru hattı kurmaya kalkana kadar buradaki kazancın büyük bir kısmından feragat etmiş oluyorsunuz aslında. Coğrafya yine kader oluyor. Ama Türkiye bu tabii kaynakların Avrupa'ya satış yolunun güzergahı üzerinde. Evet. Yani çok önemli bir konumdayız. Dolayısıyla biz burada güçlü durduğumuz müddetçe ve doğru teşhisleri yapmaya bu şekilde devam ettiğimiz müddetçe kimseye hakkımızı kaptırmayız. Şimdi tabii Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimine şunu söylemiyor. Yani senin burada hiçbir hakkın yok, sen buradan çıkaramazsın demiyor. Fakat nerede çıkarması gerektiği ortada. Yani elbette çıksın ama paylaşalım. Ve az önce ifade ettiğiniz şey tabii çok çok önemli hocam. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de eğer buradan herhangi bir işte petrol, doğalgaz ya da hidrokarbon çıkardığında bile onu en mantıklı bir şekilde ulaştırabilmesi için yapması gereken şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ve Türkiye ile uyumlu çalışması. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Çünkü coğrafyaya yine bak yani jeopolitiğe daha doğrusu burada belki jeopolitik demek lazım. Ona baktığımız zaman zaten bunu görüyoruz. Türkiye bölgede önemli bir güç. Bir taraftan işte Rusya ile ilişkilerini geliştirirken hala bugün de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi NATO'nun hala önemli bir üyesi. Hakikaten de önemli bir üye ve ordusuyla. Sadece ordusuyla değil donanmasıyla, silahlı gücüyle burada çok önemli bir güç. Yani dikkate alamayacağınız bir güç değil Türkiye. Bu anlamda her halükarda ben işin sonunun şöyle evrileceği kanaatindeyim. Ne olursa olsun eninde sonunda biz böyle dik bir şekilde durmaya, bu haklarımızı savunmaya devam ettiğimiz müddetçe son ana kadar söyleyecekleri şey muhtemelen şöyle olabilir. Sizin burada hakkınız yok, şurada var, orada yok. Ama eninde sonunda Türkiye böyle durmaya devam ederse pekala şu masaya bir oturalım o zaman, bir anlaşalım bu işi nasıl yapabiliriz. Nitekim bu hep böyledir. Yani tarihe baktığımız zaman da böyledir. Ortalık birbirine iyice karışır. Birisi diğer tarafı artık taarruz edecek duruma gibi gelebilir ama aslında bu iki tarafın da işine gelmiyordur. Niye? Çünkü her zaman ideal olan barış sürecidir ve barış ile para kazanma sürecidir. Ne zamana kadar? Egemenlik haklarınıza saldırılana kadar. Ondan sonra artık siz savaşa mecbur kalıyorsanız bu şekilde kendinizi savunmaya kalkarsınız. Burada da ben son kertede özellikle Kıbrıs veya işte Mis civarında biraz daha Türkiye'nin güneybatı tarafına doğru bu bölge çünkü çok ön plana çıkıyor. Buralarda herhangi bir çıkartılacak, yapılacak sondaj faaliyeti sonrasında oradaki sondaj gemilerimiz yatakları tespit edebilir ve çıkartmaya başlarsa ondan sonra masaya oturulma taraftarı olacaklarını düşünüyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin bu noktada alması gereken bazı önlemler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yapması gerekenler de var. Bunlar ne hocam? Evet. Şimdi Kuzey Kıbrıs özellikle kırmızı tarafta görmüş olduğunuz ABCD şeklindeki parselleri. Burası Kıbrıs'ın zaten kendi yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi zaten hakları. Evet. Zaten ona ait ve Türkiye ile birlikte zaten müşterek hareket ediyor. Burada önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Türkiye'yi desteklemesidir. Yani buradaki en önemli mesele belki de bu. Hatta sadece o değil, bütün Türkiye'nin yani 81 milyonun siyasi görüşü ne olursa olsun Doğu Akdeniz meselesine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Yani bu hepimizin meselesi. Birimizin veya bir kısmın meselesi değil. Aynı şekilde Türkiye'de nasıl 81 milyon meselesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yine aynı şekilde. Bu onların da meselesi. Maalesef zaman zaman Rum tarafının kışkırtıcılığı ile karşılaşabiliyorlar ve bu kışkırtıcılığın sonucunda provoke olabiliyorlar. Her halükarda bu Türkiye ile olan yani ana vatanla olan bağlılıklarını devam ettirmeleri lazım. Hem
Kıbrıs açısından bu böyle, hem Türkiye açısından böyle. Zaten ana vatan, yavru vatan ve son zamanlarda da ön plana çıkan kavramla mavi vatan. Biz bu mavi vatanımızı, yani bugünkü Türkiye topraklarının yarısından daha fazla bir alanımız daha var. Yani sadece kara sınırlarımız yok bizim. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de bugünkü topraklarımızın yarısından daha fazla bir mavi vatanımız var. Evet. Rengi mavi olan, içindeki balıkçılık, sualtı kaynakları, sualtı arkeolojisi, hatta sualtı turizmi vesairesiyle ve deniz tabanının altındaki yataklarıyla, bunlar bizim haklarımız. Bunların farkında olmamız çok önemli. Yani şu anda Doğu Akdeniz'in bu anlamda konuşuluyor olması ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne yapılabilir yani birlikte? Münhasır ekonomik alan, ayrıca üsler noktasında ne tür bir güç kazanılabilir? Evet, şimdi normal şartlar altında şunu özellikle vurgulamak lazım. Yani buraya üs kurulması mümkün olabilir. Deniz, bir deniz üsü kurulması veya belki bir havuzu. Bunlar zaten evet, müşterek üste zaten bir müddettir de konuşuluyor. Olur olmaz her halükarda şunu söyleyelim. Öncelikle odaklanmamız gereken nokta şurasıdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hava gücünün yaklaşık 1,5 dakikalık bir mesafesidir. Yani sadece 90 saniye kadar etki alanımızın içerisindedir. Dolayısıyla burada bizim hep söylediğimiz, işte devlet büyüklerinin söylediği de bu. Burada bir oldu bittiye izin vermeyiz. Bu izin vermeme işini önce hava kuvvetleriyle yapıyoruz biz. Daha sonra ne yapıyoruz? Olur da başka bir hava gücü bize taarruz etmeye kalkarsa yine hava kuvvetleri ve bunlara ek olarak da S-400'ler. Her halükarda liman, özellikle denizcilik, dünyada çok artık ön plana çıkmış bir kavram. Mavi vatan kavramı da bunun için çok önemli. Özellikle dünyadaki büyük devletlere baktığımız zaman dünyanın her tarafında liman ve üs inşası, üs olmasa, askeri üs olmasa bile liman inşasını çok önemsiyorlar. Çünkü denizcilik pahalı bir şey. Fakat bu çok pahalılığının yanında kendi pahalılığının defalarca katı fazla bir şekilde size ekonomik katkı sağlıyor. Yani siz karadan götüreceğiniz herhangi bir nakliye ürününü denizden çok daha ucuza ve çok güvenli bir şekilde getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde orada kurulacak olan bir liman veya işte belki bir yedek hava meydanı olabilir. Bunlar tabii askeri meseleler, tartışılabilir, konuşulabilir. Her halükarda Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Ama olmasa bile, bunu özellikle vurguluyorum tekrar, olmasa bile Türkiye'nin etki, ana vatanın etki alanına 1-1,5 dakikalık bir mesafedeler. Şimdi tabii siz 1,5 dakikalık mesafe dediniz. Evet. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arkadaşlarımız da bir yandan Fatih'e selam çakan F-16'ları gösteriyorlar. Evet, evet. O da önemli bir mesajdı ve bir hayli korku yaratmışa benziyor. Özellikle Yunan medyasında da yer aldı. Şimdi tabii bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin almış olduğu Maraş'la ilgili bir karar var. Envanter çıkarılması ile ilgili karar. Bu kararı da acaba bu meselenin içinde mi görmeliyiz, değerlendirmeliyiz? Şimdi özellikle söz konusu şey strateji ise evet, bunun içinde görmek durumundayız. Çünkü strateji siyasetin altında bir müessesedir ve savaş veya kriz veya barış süreci, yani biz süreçleri üçe ayırıyoruz. Bir normal barış süreci vardır. Barış süreci biter ama savaş hemen başlamaz. Bir arada kriz dönemi vardır. Ona da kriz dönemi diyoruz. Kriz döneminde bazı sorunlar dondurulur. Yani bir savaş veya barış dönemine geçiş için bir kenarda tutulur. Geçiş yapılacağı zaman tekrar masaya konulur. Maraş'ta böyle bir şey. Yani biz burada Türkiye Cumhuriyeti olarak buradaki varlığımızı sürdüreceğimize dair masaya bu anlamda geçiş dönemi için koyulan bir şeydir Maraş. Yani burası da bizim elimizde, burası da bizim tahakkümümüzde ve gerekiyorsa bunu da masaya koyarız. Ki zamanında anlam planı kabul edilseydi her iki taraf sonrasında biz Maraş'ı verecektik. Ama karşı taraf bunu kabul etmedi. Bunu da özellikle vurgulayalım. Tabii. Yani Türkiye, tabii bu işin biraz daha siyasi tarih kısmı ama Türkiye daha önce uzlaşmaya yanaştı. Ama bu masayı deviren taraf Rum tarafı elbette olmuş idi.
Peki bu adımlar ne sağlayacak hocam? Yani destekleyici unsur olarak hani S-400'ler dedik ama bu adımlar atıldığı takdirde nasıl bir güç sağlayacağız? Bir de tabii özellikle MEİS meselesi. MEİS'ten çok endişe ediyorlar. Hatta tehditvari açıklamalar geldi. Evet. Eğer Türkiye MEİS yakınlarında sondaj yaparsa şöyle olur, böyle olur gibi hani kuru sıkı bazı açıklamalar da oldu. Evet. Şimdi MEİS'ten başlayalım. Özellikle Yunan medyasının son zamanlar çok gündemindeydi bu. Fakat Apostolakis, yanlış telaffuz etmiyorsam, Evangelos Apostolakis'in onun yaptığı bir açıklamada işte Türkiye'nin MEİS civarında böyle bir şeyine izin vermeyiz. Diğer taraftan karşı tarafa baktığımız zaman diğer bütün devletlerle masaya oturma konusunda bizden izin istedikleri yok. Görüldüğü gibi hatta bizim haklarımıza bir nevi taciz içerikli davranışlarda bulunabiliyorlar ki bunu Türk Deniz Kuvvetleri önlemiştir. Onu da söyleyeyim. Yani daha önce bölgede sondaj faaliyeti için gelen gemilerimize Deniz Kuvvetleri bağlısı fırkateynlerimiz önleme yapmışlardır. Evet. Dolayısıyla burada biz hani yine orada bahsettiğim şey biz burada bir dik durma ve bu süreci devam ettirme. Çünkü savaşta da barışta da asıl olan odur. Önemli olan düşmeniz veya kalkmanız değildir. Düşersiniz, kalkarsınız. Önemli olan devam etmenizdi. Yani devam etme kararlılığı. Bu anlamda MEİS bölgesi ve orada da hidrokarbon yatakları işte olduğu, çok miktarda hidrokarbon olduğu söyleniyor. Özellikle Yunan tarafının daha çok ağzını aldığı bir şeydi. Ve diğer tarafı da şu, Türkiye'nin güneydoğusuna oldukça yakın bir alan ve oradaki MEİS üzerinden bir münhasır ekonomik bölge, yeni bir münhasır ekonomik bölge tanımlaması inşa etmeye çalışıyorlar. İşin aslında MEİS'in diğer taraftan da önemi bu. Evet. Yani sadece civarındaki tabii kaynaklar değil, münhasır ekonomik bölgeyi MEİS'i kullanarak. Şimdi MEİS Yunanistan'a millerce uzakta bir ada ama Türkiye'nin hemen güneybatısında. Biz hissediyoruz ki bizim ana vatanımız burada. Hani ana vatana bağlı olan uzaklardaki bir adamız değil burası. Ana vatanımız zaten burada. Dolayısıyla şunu da söyleyelim. Ege de yine bu anlamda çok önemli. Fakat her halükarda ben Yunan tarafının, tabii bu benim şahsi görüşüm, herhangi bir kriz sürecini, çatışma sürecine dönüştürme taraftarı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Evet. Şimdi tabii bunların hepsinin yapılabilmesi için, güçlü kalabilmek için, kendi haklarımızı, uluslararası haklarımızı ve her anlamda koruyabilmek için ihtiyacımız olan bir şey var. Evet. O da nedir? O birlik, beraberlik ve bütünlüktür. Evet. Çünkü uzun yıllar aslında yapamadığımız, çünkü bunun siyasi ayağı olmazsa başaramıyorsunuz. Ortak noktada buluşamıyorsunuz. Evet. Ama şu anda öyle değil. O noktada milli birlik ve bütünlük var. Evet. Ama daha neye ihtiyaç var? Evet, yani burada aslında milli güç unsurları dediğimiz bir şey var. Bu milli güç unsurlarının bir kısmı silahlı güçtür. Evet. Silahlı güç ama bunun bir kısmıdır. Diğer taraftan ekonomik güç vardır. Diğer taraftan insan gücü, yani beşeri sermayemiz vardır. Bütün bunlar, yani ve daha bunların sayısı çok artırılabilir. Bütün bunlar ne kadar sımsıkı bir araya gelirlerse ve tutunurlarsa o milli gücün ortaya koymuş olduğu siyasi hedeflere veya bu grand stratejik, büyük stratejik hedeflere çok daha rahat ulaşılabilir. Önemli olan bu birliği, bütünlüğü, milli güç unsurlarının sadece biriyle değil ki Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Savunma Bakanlığımızın bütün unsurları bunu Doğu Akdeniz'de zaten gösteriyorlar. Ya bu çok büyük bir başarıdır. Biz bugün işte şunu konuşuruz, balistik füze treni. 1960'larda kaçırdığımız bir trendir, işte başka trendir ama bunu kaçırmadık. Yani bu özellikle tabii Deniz Kuvvetleri'ne de tekrar buradan vurgulamak lazım ne kadar başarılı bir harekat yaptığını, personel sayısının azaldığını ve bazılarının iddialarına göre işte gemi yürütemeyecek durumda olduğu iddiaları dillendirildiği zaman önce 115 sonra 130 adet gemiyle ve birbirlerine 2 ay kadar aralıklarla Türk tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Deniz Kuvvetleri. Bu milli güç unsurlarının silahlı güç kısmının deniz tarafıydı. Yani biz gerekirse ve oradaki personel de ben biliyorum çok büyük fedakarlıklarla her zaman görevini yapmaya hazır. Yeter ki bu ana vatanımız ve mavi vatanımız ve tabii yavru vatanımızın birlikteliğine bir halel gelmesin. Ama işte her halükarda sizin de ifade ettiğiniz gibi yapbozun en önemli parçası milli birlik ve bütünlük.
Kesinlikle. Aksi takdirde zaten tarihte de böyle olmuştur. Çok büyük güçlü ordular veya çok büyük silahlı güçler karşı taraftan sayı olarak çok daha üstün olmalarına rağmen yenilmeye mahkum olabilmişlerdir. Onun için birlik çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aslında bu hani karışık gibi görünen meseleyi çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi birlikte veda ederken tabii Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2228. Yılı ve Milli Savunma Bakanlığı bir özel klip hazırlamış. İsterseniz o klibi birlikte izleyerek çok güzel size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.